Herkese yeniden merhaba. Tesmin'in Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte erkek bebekler için yelek öreceğiz. Bunun için bu şekilde gri bir ip kullanacağım. Etrofil babyken ipim var elimde. Koyu griyi şu şekilde renk numarası isteyenler için de 891. Bu şekilde 2 adet ipe ihtiyacım var. Ve bu ipim için üç buçuk numaralı şiş ve misinalı şiş kullanacağım şu şekilde ilk başladığımda şişlerimle öreceğim daha sonra büyümeye başlayınca misinalı şişime geçeceğim Çünkü yakadan başlamalı bir yelek olacağı için büyüdükçe şişle örmemiz zorlaşacaktır bunun için şişlerle başlayacağım misinalı şişle devam edeceğim Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Evet, yeleğim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 90 ilmek atıyorum bu şekilde. Yakadan başlamalı bir yelek demiştim. O yüzden bu şekilde 90 tane ilmeğimizi atıyoruz şişimize. Evet şişime ilmeklerimi attım. 90 tane ilmeğimi attım. Ve yakadan başlamalı yelek olacağı için yakadan yaka kısmını yapıyoruz ilk olarak. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar sonra bir ters örüyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters örüyorum. Bir düz. Bu şekilde Sıra sonuna kadar örüyorum. Bir ters bir düz olacak şekilde. Yaka kısmında pirinç modelini uygulayacağız. Bu şekilde pirinç modelli bir yelek modelimiz olacak. Bu şekilde ilmeklerimizi attıktan sonra bir ters bir düz olarak örüyoruz hepsini. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, bir sıramızı bu şekilde bir ters bir düz olacak şekilde ördük ve geldik. Buraya geldiğimizde de kenar örüyoruz. Kenar sonra şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi bir ters bir düz geliyor. Bir ters bir düz geliyor. Ama biz ne yapacağız? Tersin üstüne düz öreceğiz şu şekilde. Düzümüzün üstüne de ters tersin üstüne düz düzün üstüne ters denk gelecek şekilde örüyoruz. Tersin üstüne düz düzün üstüne ters olacak şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda bu şekilde ilerliyoruz yaka kısmında. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek şekilde örüyoruz. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar. Ve iki tarafta da dediğim gibi düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne de düz olarak öreceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde örüyoruz hepsini. Evet. O sıramızda dediğim şekilde tamamladım. Tekrar buraya geldiğimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Her iki tarafta da düzün üstüne tersimi örüyorum. Tersimin üstüne de düzümü örüyorum. Bu şekilde iki tarafta da örüyoruz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Evet, şu şekilde baktığımızda pirinç modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı. bu şekilde yaka kısmına dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar örüp gelelim. Evet yaka kısmımızı gördüğünüz gibi pirinç modelini uygulayarak ördüm. Bu şekilde şu şekilde göstereyim 2 santim olana kadar bu şekilde pirinç modelini örerek uyguladım yaka kısmına. Buradan sonra roba çalışmamı yapacağım. Artırmalarımı ve önleri, kolları ve arka kısmımızı ayrımlarını yapacağım bu sırada. Önleri 15 ilmek, kolları onar ilmek, arka kısmımızda 24 ilmek olarak ayıracağız. Evet, ayrımlarımıza başlıyoruz. 15 tane ilmeğimizi pirinç modeli olarak uyguluyoruz. Tersimizin üstüne düz, düzün üstüne ters tersin üstüne düz düzün üstüne ters gelecek şekilde 15 tane ilmeğimi ön patım için örüyorum bu şekilde terslerin üstüne düz düzün üstüne ters gelecek şekilde bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 15 15 tane ilmeğimizi gördüğünüz gibi pirinç modelimi uyguladım ön yüzde ve artırma yapacağım roba kısmına geldim bu şekilde işten alarak artırmamı yapıyorum. Daha sonra işten alarak artırmamı yaptıktan sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru yönünü, yerlerini değiştiriyorum ve ikisini de tek tek düz olarak örüyorum bu şekilde yerlerini değiştirdikten sonra. Daha sonra bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru yerlerini değiştiriyorum ve ikisini de tek tek düz olarak örüyorum buradaki artırmamı da işten alarak bu şekilde yapıyorum ve kol kısmına geçiyorum. Dilerseniz buraya belirleyici ayraçlar da takabilirsiniz ama artırma yerlerimiz belli olduğu için ben gerek duymadım ama gene de takmak isterseniz sizler takabilirsiniz. Bu şekilde önden alarak başını doladım ve kol kısmında da 11 tane ilmimiz düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimizi kol için düz olarak ördük. Roba kısmımıza geldik. Artırma yapacağımız yere. Artırmalarımızı nasıl yapıyorduk? Önden alarak artırmamı yapıyorum. Daha sonra iki ilmeğimin şekilde sağ tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru yönünü çevirip ikisini de düz olarak örüyorum. Buradaki artırmamı da aynı şekilde işten alarak yapıyorum ve devam ediyorum. Burası, buradan sonra kollardan sonra artırmamı yaptıktan sonra arka kısmımızı örüyoruz. 24 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 24 tane ilmeğimizi arka için düz olarak ördük ve tekrar buraya geldik ne yapıyorum şu şekilde dolamıyoruz önden alarak doluyorum daha sonra sağ tarafa doğru ilmeklerimin yerlerini değiştirip ikisini de düz olarak örüyorum. Daha sonra iki ilmeğimi de sol tarafa doğru yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde işten alarak başını doluyorum ve kol kısmımızda 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sol kısmımızda yaptık ön kısmımıza geliyoruz artırmamı yapıyorum önden alarak sağ tarafa doğru ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum düz olarak örüyorum bu iki ilmeği de sol tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum işten alarak başını doluyorum doladıktan sonra burada ne yapıyorum pirinç modelimi uyguluyorum 15 tane ilmeğimizi tersimin üstüne düz de ek geliyor düzümün üstüne ters. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters gelecek şekilde 15 tane ilmeğimizi pirinç modelimize uyguluyoruz. Bu 15 ilmeğimiz bu şekilde ilerliyor. Artırma yaptığımız yerleri de önde düz, arkada ters olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Döndüm. Arka yüzde de 15 tane ilmeğimi pirinç modelimi uyguluyorum. Ters, Düz. düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek şekilde 15 tanesini örüyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet. Ne yaptık? 15 tane pirincimizi uyguladık ve artırma yaptığımız yere geldik. Artırma yaptığımız ilmeğimizde ne yapıyoruz? Arkadan alarak şu şekilde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde ters olarak örüyorum. Bu robadaki modelli kısmını da ters olarak örüyorum. Terslerimi bu şekilde arkadan alarak örüyorum. Bu artırma yaptığım yerleri de aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Kol kısmına geldik. Kol kısmımızda ne yapıyoruz? Bu şekilde ters olarak örüyoruz. Arka ve kol kısımlarımızı önde düz, arkada ters olarak örüyoruz. Ön yüzde de 15 tane ilmeğimizi ne yapıyoruz? Pirinç modeli uyguluyoruz. Artırma yaptığımız diğer ilmeklerimizde ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak şekilde örüyoruz. Evet. Doladığımız ilmeklerimizi şekilde arkadan alarak ters olarak örüyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz bu şekilde. Arkadan alarak. Ön yüzde işten alarak doluyoruz. Sadece orada dolamalarımızda orada farklılık yapıyoruz. Diğerlerini arkada ördüğümüz şekilde ilerliyoruz. Ben bu modeli bu renge çok yakıştırdığım için gri renkle yapmak istedim. Umarım anlaşılır oluyordur. Bu renkte çok daha güzel duruyor bu model. Bu yüzden nasıl durduğunu görmeniz açısından bu renkle yapmayı tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. şekilde ters olarak örüyoruz. Diğer ön kısmımıza kadar. Ön kısmımızda ne yapıyoruz? Pirinç modelini uyguluyoruz. 15 tane ilmeğimize uyguluyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimize uygulamayacağız pirinç modelimizi. Gördüğünüz gibi burada artırma yaptığım yere geldim artırma yaptığım ilmeğimi ne yapıyorum ters olarak örüyorum pirinç modelime katmıyorum burada bir tane artırmamız var bunu ne yapıyorum ters olarak örüyorum burada pirinç modelime devam ediyorum 15 tane ilmeğimi düzümün üstüne ters tersimin üstüne düz gelecek şekilde 15 ilmeğimi örüyorum bu şekilde önde ve arkada bu şekilde pirinç modelimizi uyguluyoruz. Evet, yüzdeyiz ve 15 tane ilmeğim ne yapıyorum? Pirinç modelimi uyguluyorum. Düzün üstüne, ters tersin üstüne düz gelecek şekilde. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi pirinç modelime uyguladım. Uyguladıktan sonra bir önceki artırdığım ilmeğim ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. Düz olarak ördükten sonra tekrar artırmamı yapıyorum ve modelime uyguluyorum. İki ilmeğimi yönlerini çeviriyorum sağ tarafa doğru ve düz olarak örüyorum. Buradakileri de sol tarafa doğru yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum işten alıyorum. Buradaki diğer artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. Bu şekilde artırmalarımızı yaparak ilerliyoruz. Evet, tekrar artırma yaptığım yere geldim. Ne yapıyorum? İşten alıyorum. Daha sonra sağ tarafa doğru ilmeklerim yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak Örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru yerlerini değiştirip, şimdi takıp düz olarak örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Arka kısmımı düz olarak örüyorum. Önlerde düz, arkalarda ters olarak örüyoruz. Bu şekilde artırmalarımızla devam ediyoruz. Roba kısmımızı bu şekilde uygulamaya devam edeceğiz dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ikinci artırmalarımızı yapmış oluyoruz ne yaptık işten aldım artırmamı yaptım yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum bu ikisinde sol tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum tekrar artırmamı yapıyorum. Kol kısmımı düz olarak örüyorum. Evet, kol kısmımızı da düz olarak ördük ve artırma yaptığım yere geldim. Artırmamı yapıyorum. Bu şekilde sağ tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Burayı da sol tarafa doğru değiştiriyoruz. Roba kısmımız bu şekilde oluşuyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Artırmamı yaptıktan sonra bir önceki artırmamı düz olarak örüyorum. Burada 15 tane ilmeğimi pirinç modeli uyguluyorum. Tersimin üstüne düz, düzün üstüne ters gelecek şekilde bu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi artırma yaptığımız ilmeklerimizi önde düz, arkada ters olarak örüyoruz. Ön kısımda sadece 15 tane ilmeğimize pirinç modelini uyguluyoruz. Arka yüzde de burada 15 tane ilmeğimize pirinç modelimizi uyguluyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada roba kısmımız da oluşmaya başladı. Bu şekilde 11 tane artırma, 10 11 artırma olana kadar bu şekilde örelim. Daha sonra iliğimizi açacağız. Daha sonra artırmalarımıza devam edeceğiz. İlk iliğimizi 10 ya da 11. artırmada yapacağız. Örelim. Bakalım ona göre tekrar sizlere kaç tane artırma yaptıktan sonra ilk açtığımı söyleyeceğim. Bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimin ilik açacağım kısmına kadar artırmamı yaparak örgümü ördüm. Gördüğünüz gibi Toplamda 11 tane artırmamı yaptıktan sonra ilk iliğimizi açacağız. Şuradan da sayabiliriz. Artırmalarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi 11 tane artırmamı yaptıktan sonra bu tarafta ilk iliğimizi açıyoruz. Şekilde alıyorum. Pirinç modelimize devam ederek iliğimizi açacağız. Tersimin üstüne düz, düzün üstüne ters denk gelerek örüyoruz. Daha sonra 3 tane ördükten sonra ilk iliğimizi açıyoruz. Başını doluyorum. 2 ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Buradaki ilk iliğimizi açmış olduk. Devam ediyorum. Tersimin üstüne düz, düzün üstüne ters. 15 tane ilmeğimi bu şekilde pirinç modelimi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. Evet 15 tane ilmeğime pirinç modelimi uyguladım. Burada da ilk iliğimizi açmış olduk. Devam ediyoruz. Artırmalarımızla devam edeceğiz. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Daha sonra kol ayrımlarımızı yapacağız. Artırmalarımız bitmeden yapacağız kol ayrımlarımızı. Bu şekilde Biraz daha ördükten sonra kol ayrımlarımızı yapacağız. Artırmalarımıza devam ediyoruz. Önlerde 15'er tane pirinç modelimizi uyguluyoruz. Arka ve kol kısımlarda da düz olarak örüyoruz. Evet oldukça kolay ve şık bir yelek. Umarım anlaşılır oluyordur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet artırma yaptığım yere geldim. Ne yapıyorum? İşten alıyorum. Başını doluyorum. Sağ tarafa doğru yerlerini değiştirip ilmeklerimin düz olarak örüyorum. Sol tarafa doğru değiştiriyorum. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum önden alarak diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet gördüğünüz gibi artırma yerlerimiz belli olduğu için ben ayraç kullanmayı tercih etmedim. Sizler isterseniz kullanabilirsiniz isterseniz çünkü roba kısmımız belli ettiği için kendini bu şekilde ayraca gerek yok. Kendini belli ediyor zaten ayrımlarımızı bu şekilde artırmalarımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Bu şekilde artırmalarımıza devam ediyoruz. İliğimizi açtıktan sonra daha sonra kol ayrımına kadar olan kısmımızda örüp gelelim. Bu şekilde artırmalarımıza devam ediyoruz. Beraber ördüğümüz için bu şekilde biraz örelim. Daha sonra ben size tekrar ne kadar örmeniz gerektiğini ve kollarda ne zaman pirinç modelini uygulamaz gerektiğini söyleyeyim. Bu şekilde örelim, gelelim. Evet, yeleğimizin 12. artırmasında ne yapmıştık? İlik çalışmamızı uygulamıştık. 12. artırmaya başlarken ilik çalışmamızı uyguladık. Daha sonra 12. artırmamızdan sonra 17. artırmamızı da yaptık. 18. artırmamıza geldiğimizde kol kısmında pirinç modelini uygulamaya başlayacağız burada. 18. artırmamızda başlıyoruz koldaki pirinçlerimize. Önde devam ediyoruz. Aynı şekilde 15 tane ilmeğimizi pirinç modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Terslerin üstüne düz düzün üstüne ters gelecek şekilde 15 tane ilmeğimizi örüyoruz ön kısımda bu şekilde Evet 15 taneyi bu şekilde ördük. Burada artırma yapacağım yere kadar ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum buradaki ilmeklerimizi. Evet artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi ne yaptım? Düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. İşten alarak artırmamı yapıyordum. Sağ tarafa doğru ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum ikisini. Buradaki ilmeklerimi de sol tarafa doğru değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bu kenarda da aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Ve burası kol kısmımızı oluşturuyor. Burada pirinç modelimize başlıyoruz artırmamı yaptıktan sonra ters olarak pirincime başlıyorum ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar yani artırma yaptığımız yere kadar pirinç modelimizi uyguluyoruz kol kısmında bu şekilde bir ters bir düz olacak şekilde kolumuzda pirinç modelini uyguluyoruz. Kollardaki pirinç modelimizi yaptıktan sonra kol ayrımlarını yapacağız. Artırmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki koldaki pirinç modelini yaparken artırmalarımızla da devam ediyoruz. Evet bir ters bir düz olacak şekilde burada artırma yaptığımız yere kadar yaptık. Artırma yaptığımız yere geldik. Önden başını doluyorum. Bu ikisini yerlerini değiştirip sağ tarafa doğru düz olarak örüyorum. Bu tarafa geldiğimde de sol tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Burası arka tarafımız. Arka tarafını bütün ilmeklerimizi ne yapıyoruz? Düz olarak örüyoruz. Artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum arka kısımda. Evet, artırma yaptığım yere geldim. Artırmamı yapıyorum. Başını doladım. Bu ikisini ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru yön çevirip düz olarak örüyorum. Bu ikisini de sol tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Tekrar mı yapıyorum. Burası kol kısmımız. Burada ne yapıyoruz? Pirinç modelini uygulamaya başlıyoruz bu kolumuzda da. Başını doladıktan sonra bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olacak şekilde artırma yaptığımız yere kadar bu şekilde modelimizi uyguluyoruz. Evet artırma yaptığım yere kadar pirinç modelimi uyguladım. Kol kısmımızda gördüğünüz gibi artırmamı yapıyorum. Bu şekilde artırmamı yaptım. Sağ tarafa doğru ilmeklerimin yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Buradakileri de sol tarafa doğru yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Burası ön kısmımız. Buradaki 15 tane ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum 15 tane ilmeğim ne yapıyorum pinç modelimi uygulamaya devam ediyorum Bu şekilde pinç modelimin olduğu yere kadar düz olarak örüyorum Evet pirinç modelimin olduğu yere geldim tersin üstüne düz düzün üstüne ters düz ters şeklinde 15 tane ilmeğimizi örüyoruz. Evet, ön yüzde bu şekilde kollarda da pirinç modelimizi uyguladık gördüğünüz gibi. Arkada da aynı şekilde devam edeceğiz. Pirinç modellerimizi önlerde 15 tane ilmeğimizi ne yapıyoruz? Pirinç modelini uyguluyoruz bu şekilde düzlerin üstüne ters terslerin üstüne düz olacak şekilde kollarda da aynı şekilde pirinç modelimizi uygulayacağız artırmalarımıza devam edeceğiz bu şekilde örerek dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar artırmalarımızı yapacağız Evet burası ön kısmımız gördüğünüz gibi kol kısmımıza geldiğimizde pirinç modelimizle devam edeceğiz Bu şekilde buradaki artırmalarımızı da ters olarak örüyoruz Evet artırmalarımız ters olarak ördük gördüğünüz gibi düzün üstüne ters gelecek ters olarak örüyorum. Tersimin üstüne düz. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Ters, düz. Ters, düz. Gelecek şekilde kolda da pirinç modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu şekilde örerek devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kolda da arkada da aynı işlemi yapıyoruz. 19. artırmamızdaydık. Toplamda 24 tane artırmamız olana kadar bu şekilde öreceğiz. 19'dan sonra 24'e kadar artırmamızı yapalım. Kollarda pirinç modelimizi uygulamaya devam edelim. Arka kısımda artırmalarımızı gene yapıp düz olarak örelim. Önde düz, arkada ters. Önlerde de aynı şekilde 15 tane ilmeğimizi pirinç, diğer artırmalarımızı düz olarak örelim. Bu şekilde toplamda 24 artırmamız olana kadar örüp gelelim. Daha sonra kollarımızın ayrımını göstereyim. Bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Toplamda 24 tane artırmamızı yaptık bu şekilde. 12. artırmamızda ilk iliğimizi açtık. Daha sonra 19. artırmamızda kol kısmımızdaki pirinç modelimizi uygulamaya başladık. Daha sonra 24. artırmamıza kadar da kollarda pirinç diğer yerlerde düz olacak şekilde örgümüzü ördük. Buradan sonra kol ayrımlarımızı yapıyoruz ve roba çalışmamızı bitiriyoruz beden kısmına geçiyoruz. Hemen geçelim. Önde artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerim aynı şekilde devam ediyorum. 15 tane ilmeğimi pirinç modelimi uyguluyorum. Bu şekilde düz olan yerimi de düz olarak örüyorum. Evet, artırma yaptığım yere kadar düz olarak örelim. Evet, artırma yaptığım yere kadar geldim. Burada 4 tane robamız için ilmimiz var. Bu 4 ilmeğimizi beden kısmına alıyoruz. Düz olarak örüyorum. 2, 3, 4. Bu 4 tane ilmeğimizi gördüğünüz gibi bedene verdik. Ve kol kısmına geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi pirinç modelini uyguladık kolumuzda. Ve kesme işlemlerini yapıyoruz kolumuzun. Buradaki Roba çalışmamızı da beden kısmına verdik. Ve kesimlerimize başlıyoruz. Örerek keseceğim. Şu şekilde örüyorum. Diğerini bunun üzerinden geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Ve diğer ilmeği bunun üzerinden geçiriyorum. Kesme işlemimi bu şekilde yapıyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde kesme işlemlerimizi yapalım. Çok sıkı olursa kasar, çok gevşek olursa hoş durmaz. O yüzden bu şekilde keselim. Evet, gördüğünüz gibi kolumuzu bu şekilde keselim. Evet örerek kol kesimimizi yaptık gördüğünüz gibi. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da ne yapıyordum? Bu dört ilmeğimi beden kısmına vereceğim için. Burada bir tane daha kesme yapacağım. Şu şekilde. Bu bir ilmeğimizi de buraya aktarmak için. Daha sonra gördüğünüz gibi dört tane ilmeğimiz gene burada roba kısmımızdan kalan dört ilmeğimiz. Şurası geri kalanları da ne yapıyoruz? Burası arka kısmımız, diğer kolumuzun olduğu yere kadar düz olarak örüyoruz. Şu şekilde bütün ilmeklerimizi arka kısmımızda düz olarak örüyorduk. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyoruz. Evet artırma yaptığımız yere kadar düz olarak ördük. Ne yapıyorduk? Buradaki roba çalışmamızdaki dört ilmeğimizi beden kısmımıza alıyoruz. Dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde artık artırma eksilme yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi ayrımlarımızı yapıyoruz. Buraya geldiğimde kol kısmımı ne yapıyordum? Örerek birleştiriyordum. Kesiyordum pardon. Bu şekilde örüyorum ve üzerinden geçiyorum. Örüyorum. Diğer ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde kol kısmımızın kesim işlemini yapıyoruz. Örerek kesiyorum. Bu şekilde diğer ön kısmımıza kadar kesme işlemimizi yapıyoruz. Evet, bu kolunda kesme işlemini bitirdik. Gördüğünüz gibi örerek kestik. Bir tane ilmimiz kaldı. Ne yapıyorduk? Onu da buradaki ilmeğimizin birini örüp üzerinden geçiriyorduk ve buradaki ilmeğimizi de bitirmiş oluyoruz bu şekilde kol kesimimizi. Ve devam ediyoruz. Burada kalan ilmeklerimi düz ön kısımdaki 15 tane ilmeğimde de pirinç modelini uygulayacağım arka yüzde de bedenimizin birleştirme işlemini yapacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi burayı düz olarak örüyoruz. Burayı da pirinç modelimize uyguluyoruz. Evet arka yüzdeyiz. Birleştirme şu kol altı altındaki birleştirmelerimizi yapacağız. Oraya kadar olan ilmeklerimi ne yapıyorum? 15 tane ilmeği pirinç modelimi uyguluyorum. Diğer kalanları düz olarak örüyorum ve koltuk altından birleştirme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, buraya kadar olan ilmeklerimi de ters olarak örüyoruz. Arka yüzdeyiz ve ters olarak örüyoruz. Evet, birleştireceğim yere kadar ne yaptım? Ters olarak ördüm. Birleşeceğim yere geldim ve bir tane ilmeğim kaldı. Bu bir tane ilmeğimden şu şekilde iki tane ilmek çıkaracağız. İpim öne aldım. Arkadan ters olarak ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Tekrar bir de işten alarak bu ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir tane artırmamı yapmış oldum gördüğünüz gibi. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Hem burada bu şekilde boşluk oluşmaması açısından hem de düzgün durması açısından daha sonra da bu şekilde iki tane daha artırmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ve devam ediyorum. Bu taraftan da aynı şekilde bir ilmekten iki ilmek çıkarıyorum. Ne yapıyorum? Arkadan battım, ters ördüm, şişimden çıkartmıyorum. Bir de aynı ilmeğime içten batarak şekilde ters olarak örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oluyoruz ve çıkarıyorum. Burada. Dediğim gibi boşluk oluşmaması, düzgün durması açısından bu şekilde yapıyorum. Toplamda koltuk altında 4 tane ilmek çıkartmış olduk. Devam ediyoruz. Geri kalan ilmeklerimi diğer koltuk altının olduğu yere kadar ne yapıyorum? Bu şekilde ters olarak örüyorum. Koltuk altıma geldiğimde bu tarafta yaptığımın aynısını diğer koltuk altında da yapıyoruz. 4 tane ilmek çıkarıyoruz. diğer koltuk altına kadar bu şekilde ters olarak örüp gelelim Evet diğer koltuk altının olduğu tarafa kadar ne yaptım ters olarak ördüm bir tane ilmeğim kaldı ne yapıyorum bir tane ilmekten iki tane ilmek çıkaracağım bu şekilde arkadan battım bir ilmek çıkarttım ters olarak ördüm daha sonra işten batarak bir ilmek daha çıkarttım bir ilmekten iki ilmek çıkartmış oldum birinci artırmamı yaptım daha sonra iki tane de bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. artırmamızı yaptık. dördüncü artırmamızı da bu tarafta yapıyoruz. Ne yapıyorum? Burada da aynı işlemi yapıyorum. Ters olarak ördüm. Şimdiden çıkartmıyorum. Tekrar işten batarak bir tane daha ters olarak ördüm. Dördüncü artırmamı da burada yapmış oldum. Kalan ilmeklerimi de Ters olarak örüyorum. Öndeki 15 tane pirinç modelimi uyguluyorum arka yüzde de bu şekilde. Evet, pirinç modelimin olduğu yere kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum pirinç modelimin olduğu yerde de pirinç modelimi uyguluyorum gördüğünüz gibi pirinç modelimizin olduğu yere geldik ve burada da pirinç modelimizi uyguluyoruz Bu şekilde ve kenar ünlüyüz Evet birleştirmemizi yaptık arka yüzde ve dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Burada ikinci iliğimi açıyorum. Yeleğimin ne yapıyordum? Pirinç modelimine devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum pirinç olarak. Düzün tersin üstüne düz, düzün üstüne tersimi ördüm. Bu şekilde 3 tane ördüm. Daha sonra başını doluyorum. 2 ilmeğin birlikte sol tarafa doğru kesiyoruz. İkinci iliğimizi açmış olduk. Kalan ilmeklerimi de pirinç modelimi uyguluyorum diğer kısmımızı da düz olarak öreceğiz bu şekilde hiçbir eksiltme artırma yapmadan bundan sonra ilerleyeceğiz bu şekilde burada ne yapıyoruz buradaki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz önde düz arkada ters olarak öreceğiz bu şekilde 3. iliğimi açacağım yere kadar düz olarak öreceğiz. Daha sonra tekrar pirinç kısmına geçeceğiz. Bu şekilde arasında bu kadar mesafe olacak şekilde 3. iliğimize kadar da olan kısmımızı düz olarak örelim. Ön kısmımızdaki pirinç modelimiz gene uygulamaya devam edeceğiz. Bu aralardaki ve arkadaki düz olan kısmımız düz. Arkada ters olarak örelim. Bu şekilde örüp gelelim. Evet yeleğimizin üçüncü iliğini de açtık. İkinci iliğini açarken kolumuzu kestik ve birleştirmesini yaptık. Birleştirme yaptıktan sonra ne yaptık? İkinci iliğimizi açtık ve birinci ilikle ikinci ilik arasındaki mesafe kadar üçüncü iliğe kadar düz olarak ördük. Önlerde yine pirinç modelimi uyguladım. Diğer kısımları da düz olarak ördüm. 3üliği açtıktan sonra buradan sonrasında bütün her yerinde modelimizin pirinç çalışmasını yapacağız Buradan sonra her tarafında bu arka kısımlarında da artık pirinç modelimizi uygulayacağız Şu şekilde buradan başlayarak devam edeceğiz 15 tane pirincimizi örüyoruz buradaki Şu şekilde tersin üstüne düz, düzün üstüne ters gelecek şekilde örüyorduk pirinçlerimizi. Düz olan kısmımızda da pirinç modelimizi uygulayacağız. Ters, evet. Burada 15 tane yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Düz olarak örüyorduk. Artık düz olarak örmüyoruz. Tersimizden sonra ne geliyor? düz düz örüyorum düzümün üstüne ters ters burada bir ters bir düz olarak kuruyoruz ilk düz kısmımızdan tersten sonra düz düzden sonra ters bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde düz kısmımızda pirinç modelimizi uyguluyoruz. Bir düz bir ters olacak şekilde gördüğünüz gibi pirinç modelimizi uyguluyoruz bu kısımda. Diğer pirinç modelimizin olduğu yere kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örüyoruz. Evet bir ters bir düz olacak şekilde düz düzümüzde bu şekilde ördük. Ve Buraya pirinç modelimizin olduğu yere geldik. Buraya geldiğimizde aynı şekilde devam edeceğiz. Bir ters, bir düzümü öreceğim, düzümü öreceğim. Burada da pirinç modelim düz olarak tek geliyor. İki tane düz yan yana tek gelecek. Bu şekilde ya eksiltme bir ilmek ya da artırma yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz, ben eksiltme yapacağım. Şu şekilde ikisini birlikte düz olarak öreceğim. Bir tane ilmeğimi eksiltmiş olacağım ve modelim denk gelmiş olacak. Dilerseniz bir tane ilmekte artırma da yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Dek gelmesi ilmekleriniz bu şekilde. Evet. Devam ediyoruz pirinç modelimizle. Dönüyoruz. Arka yüzde de pirinç modelimizle devam ediyoruz. Düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne düz gelecek şekilde örüyoruz. Artık bundan sonra hiçbir eksiltme artırma işlemi yapmadan pirinç modelimizi uygulayacağız. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar önde ve arkada pirinç modelimizi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi artık bu ters olarak değil, tersimin üstüne düz, düzün üstüne ters, tersin üstüne düz düzün üstüne ters gelecek şekilde arkada da pirinç modelimizi uyguluyoruz. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi pirinç modelimiz oluşmaya başladı. Burada da bu şekilde dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar alt kısmında pirinç modelimizi uygulayarak örüyoruz. Dilediğimiz büyüklüğe gelen kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar yeleğimin alt kısmında tamamladım. Pirinç modelimizi uyguladık. Eksiltme artırma yapmadan bu şekilde pirinç modelimi uyguladım gördüğünüz gibi. Ve dilediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örebilirsiniz. Ben kaç santim örmüşüm pirinç modelini şu şekilde göstereyim. 14 santim pirinç modelini uygulamışım. Gördüğünüz gibi. Buradan sonrasında artık yeleğimizi kesme işlemi yapacağız. Ne yapıyorduk? Örerek kesme işlemini yapıyorduk. Evet kesme işlemine başlayalım. Şu şekilde alıyoruz. ne yapıyorum örerek kesme işlemi yapıyordum bu şekilde örüyorum diğerini bunun üzerinden geçiriyorum örüyorum diğer ilmeğimi bunun üzerinden geçiriyorum örerek diğer ilmeğimizi onun üzerinden geçiriyoruz bu şekilde kesme işlemimizi sıra sonuna kadar uyguluyoruz keserek pardon örerek kesiyoruz bu şekilde Örmeden de kesebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi örerek kesiyorum. Bitene kadar bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra evet kesme işlemi bittikten sonra şu şekilde ayıcıklarla süsleyeceğiz yeleğimizi. Bu ayıcıkların yapılışında bir başka videomda göstereceğim. Şu şekilde şuralarına kesmemizi bir yaptıktan sonra bu ayıcıklarımızı bu kısımlara bu şekilde dikeceğiz. Gördüğünüz gibi çok sevimli oldular. Buraya da aynı şekilde bunları buraya dikeceğiz. Kesmemizi yaptıktan sonra daha sonra düğmelerimi dikeceğim. Düğmelerimden sonra buraya da zincir çekerek etrafını dolayanacağız ve bu aralardan geçireceğiz bu kısmını tekrar göstereceğim bu deliklerimi kesme işlemimizi ve ayıcıklarımızı buraya dikelim düğmemize dikip gelelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeleğimizin düğmelerini diktim ayıcıklarını da üzerine diktim bu şekilde en son şurada zincir geçireceğiz en son onu bıraktım onu göstermek açısından belli bir büyüklükte şu şekilde göstereyim zincirimi çekiyorum. Zinciri nasıl çekiyoruz onu da göstereyim. Şu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Tığımızla bu şekilde kenar etrafını saracak şekilde tığımızla zincirimizi çekiyoruz. İstediğimiz boyuta geldikten sonra ipimizi kopartacağız ve bunu yeleğimizin etrafından tığ yardımıyla geçireceğiz. Biraz fazla yapabilirsiniz. Eksik olmasındansa fazla olsun. Fazlalığını söküp kesebilirsiniz. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ölçüyoruz. Buradan tutuyorum etrafını saracak şekilde şekilde ölçerek ne kadar zincir çekmemiz gerektiğine bakıyoruz. Bunu da dediğim gibi tığ yardımıyla geçireceğiz. Evet şimdi zincirimizi yeleğimizin etrafından dolandıracağız. Şu şekilde pirinçle düz kısmımızın olduğu yerden geçireceğiz. İlkine şuraya geçiriyorum. Bu şekilde şekilde geçiriyoruz buradan bağlayacağız burayı ve diğer ucuna da iğne taktım İğneyle ile daha kolay olacaktır şiş biraz uğraştırır iğne ile şekilde şöyle tutuyoruz belirli aralıklarla batıyoruz bu şekilde battım ve geçiriyorum Evet gördüğünüz gibi. Daha sonra belli bir aralık atlıyorum. Tekrar şekilde şimdi pardon iğnemle buradaki zincirli kısmımızı yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde belirli aralıklarda batıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi etrafını bu şekilde dolanıyoruz. Bu uca kadar bu şekilde gösterdiğim şekilde yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, en son zincir kısmımızı da geçirdikten sonra yeleğimiz bitti gördüğünüz gibi. Çok şık bir yelek oldu. Erkek bebekleri için 2-3 yaşa rahatlıkla olabilecek bir yelek gördüğünüz gibi. Ön yüzü bu şekilde, ön yüzünü bu şekilde süsledim. Arka yüzü de bu şekilde yeleğimizin pirinç modelini uyguladık. Oldukça şık duran bir yelek oldu. Bu şekilde ölçülerini de vermek istiyorum yeleğimin, eninin ve boyunun. Bu şekilde eni. 34 santim boyunda hemen ölçelim boyu da şu şekilde 39 santim Evet yeleğimiz bu şekilde Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.